Selam arkadaşlar, bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda Urbice ile Kara Kedi, Mucile Urbice ile Kara Kedi'nin 5. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Sizinle ilgileneceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar burada ilk olarak böyle şeyler yapıyor. Yine Emily ile boş boş konuşuyor. Kıvamiler ças ças bırakıp gidiyor. Şimdi arkadaşlar burada Natalie bir şey söylüyor yani. Arkadaşlar size göstereyim. Natalie çaşmış arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey söylüyor ya yani. Hapnot'un tehlikeli bir şey ve Natalie'nin buna karşı gelmesi veya şaşırması çok garip bir olay arkadaşlar. Çünkü yani Gabriel ne yaparsa Natalie bunu önden gidiyor. Hatta Natalie kendisine feda etmişti arkadaşlar. Arkadaşlar 3. sezon finali miydi galiba, bilmiyordum. Bazı bölümlerde kendini feda etti arkadaşlar. Ve bunun söylemişle çok şaşırması gerçekten çok garip geldi. Yani büyük ihtimalle arkadaşlar Hatmus bütün mucileri birleştireceğini söylüyor böyle. Mesela geçiş filan. Sonra Natalie de buna karşı gelmesi çok şaşırması çok çok doğal. Çünkü arkadaşlar eğer birden fazla mucize bir insan takarsa zarar görebilir yani. Mesela Emily de öyle bir şey yapmış diye terörler diye kanallarda görmüşsünüzdür herhalde. Ha, Mucize Lord'u da izleyin arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar burada bütün mucizeleri birleştiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bütün mucizelerini de yani taktığını görüyoruz. İlk olarak hangi mucizeleri taktı? Tabii Hatmut takmış. Çok karışık bütün mucizeleri takmış yani arkadaşlar. Neymiş? İllüzyon, kelebek, tavus kuşu, başka maymun, sonra yılan, tavşan, köpek mucizeleri gibi mucizeler takmış. Yani arı mucizesi de örnek. Horoz var mıydı? Neyse, bu mucizeleri birleştiğini görüyoruz ve bu insan işte çok tehlikeli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Burada arkadaşlar ilk olarak burada Hatmut'un arkadaşlar yani şeye girdiğini görüyoruz. Tavşan mucizesini kullanıp gelecek avranların öyle yuvarlak bir topun içine girdi. Zaten orasını biliyorsunuz, ben bilmiyorum dur. Biliyorum da adını bilmiyorum. Evren yasamı bir yuvarlı. Yoksa lanet üçgeni. Neyse boşverin. Neyse lanet üçgeni de yuvarlak üçgeni oldu bu sefer de. Neyse yuvarlak yani. Şimdi Hatmut'un burada girdiğini görüyoruz ilk önce. Ayakkabım çekil, önümden çekil. Burada koşarak girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Sonra Hatmut burada girdiğinde burada Urbici. Gelecekteki Tavşan'ı. Zaten buna doğru arkadaşlar. Tavşan'ın içinde geçmişte tavşan mucizesinin taktisi gelecekte tavşan mucizesinin aldığını gösteriyor arkadaşlar. Ne ara gidiyoruz? 5. sezona geldik lan biz. Lan en son baktığımda 3. 2. falan mı? 2. sezondaydım. Neyse. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu çok anlayamadım tabii. Kırk gibi. Herkes bunu geçmiş. Burada Urbize'nin şaşırdığını ve bunun da biraz it dediği bir şey oluyor. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar
Yani o böceğimiz biraz parlak gibi yani. Nasıl diyeyim size? Bakın bu bölümün montajı ve yani efekti falan çok iyi olacak. Zaten bunu bütün bazı kanallarda duyurmuştu. Thomas abimiz nasıl fragman veriyorsa helal. İlk defa Thomas abimize ayaklıyorum. Eğer böyle takma ucuyor biri gelmesini istiyor kanalıma abone ol. Bitti. Şimdi burada. Dide şaşırmışlar. Neyse. Arkadaşlar burada bir sürü şey olduğunu görüyoruz. Bu da tabii kaplumbağa. He, kaplumbağa gibi. Kaplumbağa mucizesini kullanmış. Zaten bütün mucizesini kullanmış. Arkadaşlar bunların hepsini birleştirmiş. Birleştirmiş. Evet. Ondan sonra klonlamış. Klonlama neydi? Neydi işte? Sincap'ın işindi. Neymiş? Tilkinin işi. Ha. Senin işte Alya'nın mucizesinin işiydi tabii. Bu Alya'nın işiyle klonladı. Bunlar da böyle salak gibi durmuyor. Hep böyle konuşuyor. Kardeşim. Ha, bu tavşan da böyle yürüyor. Podyumda. Bak bunlar. Podyumda yürüyor. Neyse. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Neyse ismi. Hapmut tüm mucizeleri. Aha. Hapmut bütün mucizeleri arı mucizesini kullanım. Arı da vardı. Arı mucizesini kullandım. Tavşan ilk kalıyor. Tavşan iş. Ben de güzel işim arkadaşlar. Burada gördüğüm için daha size güzel montaj olduğunu da duyurayım. Dedim, çok güzel bir montaj. Yani efekt falan arkadaşlar. Bunlar da salak gibi şaşırıyor arkadaşlar. Ne yapacaktık diye arkadaşlar neyse. Yani çok endişeliler herhalde. Burada arkadaşlar kara kedinin ve tavşan ikisinin dönüşümünü izliyoruz. Keşke vermeseydi ya. Öyle daha çok heyecanlı olurdu. Thomas seni yaktım ben birazdan. Sen benim takipçilerimi rezil etmeyi mi istiyorsun? Yani uzun zaman böyle video geldi. Gerçekten o videom olacak. Kara kedi izliyorum dedi. Burada birleştiğini görüyoruz. Kara kedi. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Tavşan yakalanmadan mı kara kedi oldu yoksa yok yok öyle olmaz. Yalnız şurada benim terörüm. Zaten biliyorsunuz. Kara kedi yani tavşan yakalandıktan sonra yapıyorum. Kara kedimiz. Ama nasıl yakalandığında çok teori uyguluyorum ya. O yüzden yorumlayın. Yorumlara da hiç kimse yazmadı. Ona sağlam. Neyse geçelim. Burada arkadaşlar Oyun ve Kara Kedi'nin tavşan mucizesiyle buraya geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Papmut'un yere düştüğünü görüyoruz ve arkada da gördüğümüz için Layla yüzünden yani Layla Edin'i öptüğü bir fotoğrafı atarak yani şeyin akımlanmasına sebep oluyor. Şey. Kagami. Burada da Urbucu yapıyor. Kara kedi de yapıyor. Allah. Bunların hiçbiri görmüyor mu ya? Neyse arkadaşlar. Daha çok Urbucu'yu kara kedi yakalıyor. Kara kedi tavsan X. Peki kara tavsan X. Aa, isim taktık lan. Neyse. Bakıyorum. Burada Hapmut'u yakalıyor. Hapmut gülüyor. Neden gülüyor? Bilmiyorum. Burada arkadaşlar Hapmut'u tavsan mucizesini taktı. Zaten bunu herkes bilir arkadaşlar. Neyse. Burada Hapmut'un arkadaşlar şey bölümü vardı ya. Adını unuttum ya. Acaba Kagami miydi? Kagami'ni o Kagami olabilir mi ya? İşte birisinin yapılandığı bir bölümde arkadaşlar. Kagami olabilir bu arada. Bu Hapmut buradan geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yakından bakınca anladım bu şey bölümü. Bu ikinci sezon ikinci sezon son bölümüydü ya. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu bölüm güzeldi. Ben sevdim bu bölümü açıkçası. Arkadaşlar. Kara kedinin ve Uğur Kara kedi Uğur Bece böyle yukarılarda da.
Katilin ve Hapmut'un tartıştığı bir yer yürür. Bu da Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi bir bölümde görülmüşsün. Ben. Canım anam. Neyse. Canım kulem. Neyse. Ondan sonra Hapmut tekmeyle Karakil'i itiyor. Orbuzu'yu da orada. Sonra Hapmut da kesitle gidiyor. Sonra da Natalie Hapmut'la konuşuyor. Hatta size göstereyim. Isso tem a maneira de consertar a joia mágica para Emily nunca ficar doente usando ela. Só tem. Nossa, burada ne dediğini anlamıyorum. Burada yani Thomas abimiz neden İngilizce yaptı? Çünkü İngilizce. Çok kafam kızdı gerçekten. Toplumlu muydu? Bilmiyorum. Tabi burada o dilde yani konuşabilen veya bilen bir dil varsa yoruma onun Türkçesini yazabilir mi kardeşim? Arkadaşlar orada da fragman bitiyor. Bundan başka çaremiz yok ki kardeş. Hastayken video çekeyim. Sen yorumlara veya bilince tartışıyorum. Bir de başka. Neyse başlayın. Burada fragman bitiyor. Burada bir tane bir şey vardı elinde. Adını unuttum da o nereye yiyor ya? Ben de çok birbiriyle hareket istemiyorum. Ama o nereye yarıyor hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Ama siz biliyorsunuz biliyorsanız kesinlikle beğenip ve yorumlara yazın. Beğenmeyebilirsiniz. Beğenmediyseniz abone olun. Benden de bu ücrettir arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye bye.